Değerli konuklarımız hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Ekranlarınızın karşısına her zaman olduğu gibi Akit TV ekranlarına. Evet efendim, günler geçiyor. Yaz ayları geldi. Artık gelecek mi? Hava ısınacak mı derken sıcaklar iyiden iyiye kendini hissettiriyor. Bugünlerde özellikle de denizin kenarları maşallah dolu, sahillerde iğne atsanız tabiri caizse yere düşmüyor. Özellikle de hanımlarımızın çok büyük bir isteği var bugünlerde. Nedir? Mutlaka ki daha zayıf, daha ince gözükmek. Dolayısıyla bunun da yine alternatifi nerede? Tabii ki mutfağımızda. Ne mi var bunun için? Hangi sebzeler mi? Öncelikle limon. Biliyorsunuz artık içtiğimiz suların içerisinde birkaç parça limon dilimi koyarsanız yağ yakımında daha çok etkili olacaktır ve daha zayıf bir görünüme sahip olacaksınız. Bununla birlikte sadece limon da değil, zencefil. Biliyorsunuz ki zencefil aynı zamanda mide dostudur ve şekli de yine mideye benziyor. Dolayısıyla bir iki parça da içerisine zencefil eklerseniz içtiğiniz suyun böylelikle hem çok fazla güneşten etkilenmeyeceksiniz hem de rahatlıkla yağlarınızı yakacak ve zayıf fit bir görünüme sahip olacaksınız. Söyledik, tavsiyelerimizde bulunduk. Yemeğimizi de yapmaya ne dersiniz? Şöyle kısaca bir malzeme listemizi görelim. Ardından buradayız. Tekrar hoş geldiniz. Bugün yanımızda çok hanımefendi bir ustamız var. Ezgi Hanım'la birlikteyiz. Hoş geldin Ezgi. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim Ezgi'cim. Seni burada gördük. Çok daha mutlu olduk. Çok genç bir aşçı. Aynı zamanda ödüllü de bir aşçı sevgili izleyicilerimiz Ezgi. Ezgi'cim kısaca kendinden bahseder misin? Özel bir hastanede çalışıyorum. Aşçılık yapıyorum. Üniversite okuyorum, açık öğretim. Aşçılık. Yine aynı şekilde. Evet. Yani mesleğimle uğraşıyorum daha çok. Aşçılığı inşallah daha çok geliştireceksin, evet. Bu meslek üzerine daha çok eğilip daha güzel işler yapmayı istiyorsun. Evet. Peki bir hayalin var mı ileride? İşte herkesin genelde olur aşçıların, ufak bir kafe açayım ya da bir restoran açayım. Evet. İşim bir şekilde ucundan bir tutayım. Hı-hı. Senin de var mı bir şekilde bir hayalin? Benim dükkan değil de daha çok karavan üzerine istiyorum. Hani mobil bir kafe tarzı bir şey istiyorum. Biraz daha gezici. Evet, gezici bir şey istiyorum. Fast food tarzı yine. Çok güzel bir hayali var gerçekten. Çünkü gençler genellikle gezmeyi zaten sever. Evet. Sorsanız hemen üniversite çağındakilere genellikle ya yurt dışını turlayacak ya ülkesini turlayacak. Hı-hı. Hep bu şekilde bir dünyayı gezmek istiyorum, yurt dışını gezmek istiyorum ya da ülkemi gezmek istiyorum gibi cümleler kullanırlar. Sen evet. De bunu aşçılıkla bütünleştirmişsin. Hı-hı. Ne güzel, hem bir karavanın olur, evet. Hem tatil yaparsın, hem gezersin, hem Hı-hı. De işini yapmış olursun. Evet. Çok mantıklı, gerçekten gençlerimize örnek olacak bir fikir. Peki bugün bizlere neler hazırlayacaksın? Yaz olduğu için daha hafif bir menü seçmek istedim. Sebze burger yapacağız. Evet. Tavuklu kremalı makarna yapacağız, mantarlı. Tavuklu kremalı makarna. Ve karamelli kup yapacağız. Karamelli kupumuz olacak sevgili izleyicilerimiz. Yine birbirinden lezzetli ve hafif bir menümüz var bugün. Çok ağır olmayacak. İnşallah hem doyurucu hem lezzetli hem hafif. Hem de yaz aylarında biliyorsun çok ağır yemekler yapmayı evet. Tercih etmiyoruz. Yorucu geliyor işte, saatlerce hamur yoğurayım, dinlendireyim, ardından yok fırına göndereyim, oradan şuraya çıkarayım. Biraz daha hanımlar pratik yemekleri seçiyor. Evet. Beyler de yine aynı şekilde. Hatta beylerinki o kadar pratik ki bir karpuz, bir peynir o kadar bile yeterli geliyor. Evet. Bugün inşallah herkesin kolayla uygulayabileceği tariflerimiz var. Başlayalım o zaman tariflerimize. Başlayalım. Bismillah diyelim, neyle başlıyoruz? Şimdi mücverle başlayacağız. Tamam, sebze başlayalım. Köftesi yapacağız daha doğrusu. Bu bir sebze köftesi evet. Sevgili izleyicilerimiz. Mücver gibi görünen aslında sebzelerden oluşan bir nevi köfte. Evet. Burada ne var? İki tane kabağımız var, bir havucumuz var. Rendeledik bunları. Evet, güzelce rendeledik. Evet. Kabak ve havuç karışımı oluşturduk. Renkleri de karıştırdık bu arada. 200 gram kadar ıspanağımız var. 200 gram ıspanağımız. Ispanak. Evet. Her sebze başına bir tane yumurtamız var. Kıvamı tutması için.
Evet, üç tane yumurta kullandım. Ispanak için, bir tane kabak için, bir tane de havuç için. Hı hı. Üç tane yumurtamız var. Evet. Bir paket kabartma tozu. Evet. Da dereotum, sarımsağım. Bunları ben yavaş yavaş karıştırayım o zaman. Tamam. İçerisinde yine sevgili izleyicilerimiz yeşil olacak ya, bu tam böyle bir köfte lezzetinde hem de sanki bir mücver tadı da verecek aynı zamanda. İçerisinde ne var? Dereotumuz, maydanozumuz, evet, ve yine yeşil soğanımız bulunuyor. Tam da birçoğunuzun bahçesinde bulunan sebzeler, çok da güzel bahçeler yapmışsınız. Gerçekten oradan hemen toplayıp şöyle getireceksin, bir kısır yapacaksın. Evet. Muhteşem olur. Yanına da bir çay. Şu güzel havalarda en iyi gidecektir. Maydanozumuz. Maydanozumuzu da ekledik. Şimdi dereotu birazcık kıyacağım. Ve su tüketimi değil mi Ezgi? Bu aylarda en çok dikkat edilmesi gereken sebze tüketimi. Hı hı. Sebze ile birlikte yine su tüketimi. Evet. Ve hafif yemekler. Evet. Şunu da alalım. Dereotumuzu da ekledik. Taze soğanından da kıyacağım. Şöyle bir karıştırıyorum. Tabii ki bunun içerisine biraz da un ekleyeceğiz. Evet. Tuzumuzu ekleyeyim bu arada. Tamam. Şöyle bir miktar tuzumuzu gezdiriyorum. Yağımızın da altını da açalım mı? Olur. Şöyle. Hafif yayvan bir tenceremizin içerisine yağımızı koyduk. Yağımızı kızmaya bırakıyoruz. Biraz kızgın bir yağda kızartacağız sevgili izleyicilerimiz. Genellikle evlerinizde artık yaz mevsimi kızartmalar çok tercih ediliyor. Aşırı yağlı olmamasını özen gösterelim. Biz mesela sadece tencerenin alt kısmını kaplayan az bir yağ kullanmayı tercih ettik. Sarımsak da mı var bunun içerisinde? Evet, bir diş de sarımsak koyacağım lezzet açısından. Şöyle bir diş de sarımsak geliyor içerisine. Alalım mı hepsini? Elimizi, hı hı, kestirmeden, bıçakları şeflerin, evet, çok keskin oluyormuş çünkü. Bir güzel karıştırdık. Şimdi unumuzu getirelim. Şöyle bir yemek kaşığı yardımıyla sana yardımcı olalım Ezgi. Burada unun ölçüsü var mı? Ne kadar un? Çok az, kıvamı gelsin sadece, o kadar. Şöyle bir bakalım o zaman. Hı hı. Yeterli bence bu. Çünkü sevgili izleyicilerimiz biliyorsunuz kabak çok çabuk sulanan da bir, evet, sebze. Dolayısıyla tuzu çok da önce atmayın ki kabağınız çok sulanmasın. Ya da rendeleyince çok da bekletmemek, hı hı, lazım. Hem de havalar sıcak, sebzeler de çok çabuk bozuluyor. Evet. Şöyle bir güzel karıştırdım. Hı hı. Hepsi bu. Evet, bu kadar. Unumuz gerekli mi artık? Kaldıralım mı? Yok, gerekli değil artık. Unumuzu kaldırdık. Tamam. Şimdi kaşık yardımıyla mı dökeceğiz? Kaşıkla vereceğiz. Kaşık yardımıyla döküyoruz. Evet. Şöyle aldık. Bir güzel. Tam kıvamını şöyle bir gösterelim. Sanki mücver yapıyormuşuz gibi bir kıvama sahip. Hı hı. Maydanoz var içerisinde, dereotumuz, yeşil soğanımız, kabağımız. Birbirinden faydalı sebzelerimiz içerisindeki yerini aldı. Şöyle bir ufacık parça atıp ne yapalım? Yağımız kızmış mı? Bakalım. Henüz kızmamış. Biraz daha yağımızın kızmasını bekleyelim. Bu aşamada peki biz bunu bir hamburger ekmeğine mi sığdıracağız? Evet. Evet. Ekmeğimizi de bir gösterelim. İçine önce sosumuzu süreceğiz. Ondan sonra sebze köftelerimizi koyacağız. Sosumuzda neler var Ezgi? Sosta közlenmiş kırmızı biber var, hı hı, ve közlenmiş domates. Kırmızı biber ve domates. Hı hı. Sarımsağımızı ekleyeceğiz içine. Hı hı. Maydanoz birazcık ekleyeceğiz. Bu kadar. Maydanoz, sarımsak ekleyip bir sos oluşturacağız. Hı hı. Oluşturalım. Tamam. Şöyle tahtamızı vereyim ben sana. Başka bir tahta verelim. Hemen. Şöyle bıçağımız, oradakini mi alacaksın? Tamam, alabilirsin, hiç sorun değil. Bu arada ben de yağ kontrol etmeye devam edeyim. Tamam. Nasıl gidiyor? İş güç nasıl Ezgi? Çalışıyoruz, sonuz. Yoğun oluyor yaz olmasına rağmen. Hastanelerle aynı dolu mu? Aha, aynı dolu maalesef. Yani yaz gelince de biliyorsun en çok güneş çarpması oluyor, evet, insanlarda. Farkına varamıyorlar. Evet.
Dolayısıyla bu da bir salgın gibi, herkeste bir güneş çarpması, zehirlendim mi, niye böyle bir durumdayım şüphesiyle giderken bakıyorlar ki güneş çarpması farkında olmadan kendilerini bulmuş. Evet. Şöyle kaşık kaşık koyuyorum. Hı hı. Güneş çarpması demişken çocuklarımıza da çok dikkat etmemiz gereken havaları yaşıyoruz şu an. Çünkü çocuklarımız biliyorsunuz ki çok da dayanıklı değiller, evet, bu sıcağa. Evet, dolayısıyla çok öğlen sıcaklarında çıkarmamaya, dışarıya, sokağa, hatta parklara göndermemeye özen göstermemiz gerekiyor. Aynı şekilde tansiyon hastalarımız da yine bu şekilde çok aşırı sıcağa çıkarmamamız gerekiyor sevgili izleyicilerimiz. Büyüklerinizle birlikte duruyorsanız onları uyarın. Bu sıcak havalarda kendilerine dikkat etsinler. Allah muhafaza başlarına bir şey gelip bizi üzmesinler. Evet. Şöyle döktüm. Yeterli midir? Yeterli. Küçük küçük, hı hı, döküyoruz. Sanki mücver yapıyormuş gibi. Evet. Peki en çok hangi yemekleri yapmayı seviyorsun? Ben daha çok fast food. Hızlı. Evet. Hemen böyle hazırlansın ve tüketilsin. Hı hı. Fast food diyorsun ama şu an yaptığın yemekler bence gayet sağlıklı. Tabii sağlıklı ama aperatif gibi. Biraz daha. Evet. Ve dünya mutfağıyla daha çok ilgileniyorum. Hı hı. Peki karavan yapınca da yine böyle fast food tarzı mı yapacaksın? Evet, hamburger düşünüyorum. Sebze hamburgeri iyi olur o zaman. Evet. Yani herkes et sevmeyenler de var, hı hı, biliyorsun. Yani herkes et yiyecek diye bir, evet, olay söz konusu değil. Dolayısıyla sebze de, hı hı, tüketebilirler. Evet. Şöyle bir bakalım, çok da fazla bekletmeden çeviriyorum. Hı hı. Spatula yardımıyla şöyle bir aldım. Oldukça güzel kızarıyorlar. Aşırı da kızartmak istemiyorum. Çünkü sebzeler zaten oldukça yumuşak. Çok da fazla kızartıp o yağ yanık, hı hı, gibi bir koku oluşsun da istemiyorum. Sevgili izleyicilerimiz, bu arada sosumuz hazır. Evet. Sadece közlenmiş kırmızı biber. 4 adet bu arada kırmızı, hı hı, biberimiz, evet, var. 2 adet közlenmiş kırmızı domatesimiz var. Hı hı. 1 adet içerisine sarımsağımızı koyduk. Yani bence bu tamamen açık havada bir çayın yanında hemen tüketilebilecek, evet, güzel bir sos oldu. Dışarıda közleyemedik, evde ne yapacaksınız? Ocağınızın üzerinde közleyebilirsiniz. Artık onların da aparatları var. Yine evinizde de közleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Biz burada yaptık, ellerimizde hala köz kokusu var. Evet. Şöyle bir daha karıştıralım. Aşçı olmak peki nereden aklına geldi? Ben küçüklüğümden beri yemekle çok uğraşıyordum. Ondan sonra meslek olarak yapmayı istedim. Hı hı. Çünkü sevdiğim bir işi yapmak istedim. Hani günümün çoğu iş yerinde geçiyor. Evet. Aha, o yüzden aşçılığı seçtim. Yani çünkü aşçılık genellikle biliyorsun ki erkek mesleği olarak bilinir. Bu arada hak vermiyor da değilim. Bir konuda hak veriyorum. Ya hangi konuda? Tencereler çok büyük. Evet, ağır. Çok ağır. Gerçekten taşınmıyor. Yani taşınması zor. İster istemez fazlasıyla güç istiyor. Ha, lezzet konusunda hanımlarımızdan her daim yanayım ama güç konusunda da beylerin hakkını yiyemeyiz. Gerçekten onların da desteğine ihtiyacımız, evet, oluyor. Şöyle alıp boş kalan kısımları koymaya devam ediyorum. Şimdi bunu hemen bir peçete sereyim. Evet. Tabağımıza alalım. Fazla olan yağ da peçete emmiş, evet, olsun bu durumda. Evet, şöyle bir tabağımız var. Şuradan bir peçete alacağım. Ezgi, yarışmalara da giriyorsun. Evet. Bronz madalya sahibisin. Ne yaptın, ne pişirdin? Başlangıç olarak pancarlı somon yaptık. Evet. Pancarlı somonu marine ettim. Altına bir sos yaptık. Evet. Başlangıç olarak onu yaptık. Ana yemek olarak da fıstıklı kuzu pirzola yaptık, hı hı, ve mantarlı risotto. Risotto yaptık. Tatlı olarak da muzu kadayıfa sardık. Hı hı. Kızartıp balla tatlandırıp onu servis ettik. Yine hafif. Hafif, çok, evet. Çok afaki zorlukları olan yemekler de değil. Evet. Senin dediğin gibi kolayca hazırlanabilecek, hı hı, hemen sofraya konulup yenilebilecek yemekler ve bununla birlikte oldukça da
lezzetli yemekler ki evet. Bronz madalyaya layık görülmüş. Kendisi tebrik ediyoruz inşallah. Teşekkür ederim. Devamını diliyoruz. Altın i̇nşallah. Madalya artık uluslararası yarışmalarda yine dereceler i̇nşallah. Bekliyoruz biz. İnşallah. Evet Ezgi'cim kızarmış mıdır? Alayım mı? Kızarmıştır. Rengi dönmesi yeterli. Zaten kabak çok çabuk pişiyor. Şöyle alıyoruz. Peçetemizin üzerine bırakıyorum. Mutfak peçeteme bıraktım ki şöyle yağın fazlasını tamamen alsın istiyorum. Çocukların da oldukça seveceği evet. lezzetli bir köfte tadında mücver. Mücverimsi köfte. Evet. Nasıl sunmak istiyorsanız bence bunun üzerine bu şekilde bir sos da çok iyi olur. Sarımsaklı yoğurt da düşünebilirsiniz yanına. Evet. O da yine oldukça güzel, lezzetli olacaktır. Yani bu sosa közlenmiş patlıcan da ekleyince çok güzel oluyor. Evet, yani o da eklenebilir. Olabilir. Patlıcan seviyorlarsa patlıcan evet. da ekleyebilirler. Hatta bunu sevgili izleyicilerimiz pikniğe gidince yanınızda ne yapacaksınız bundan sonra? Bolca kırmızı biber, patlıcan götüreceksiniz. Evet. Mangalda bir güzel közleyip getirin. Evde hazır dolabınızı bulundurun ve kolaylıkla yemeklerinizde kullanabilirsiniz. İki işi tek iş haline dönüştürmüş aynen. olacaklar böylelikle. Evet. Şöyle getirelim. Bu şekilde devam edeceğiz. Bu aşama bu şekilde gidiyor. Ardından biz makarnamızı yapacağız. Makarnamızı haşladık daha öncesinden. Şöyle şerit makarna bu. Makarnayı aynı zamanda bütün marketlerde bulabilirsiniz. Spagetti şerit makarna ya da spagettiyle de olur mu normal? Olur olur fark etmez. Hani şey yumurtalı erişte olarak satılıyor bu marketlerde. O şekilde arasınlar. Marketlerde yumurtalı erişte ya da şerit makarna olarak da arayabilirsiniz. Sevgili izleyeceğimiz birçok markette var. Aldık biz makarnamızı bir güzel haşladık. Her zamanki aynı makarna haşlama tekniği. Sadece içerisine mutlaka sıvı yağ eklemeyi unutmayın. Evet yapışmaması için. Yapışmaması için. Bir miktar sıvı yağ eklemeyi unutmayalım. Bu şekilde haşlayalım. Şimdi onun da sosunu yapmaya başlayalım mı bir tarafta? Başlayalım. Şöyle yapalım. Makarnamızı da alalım yanımıza. Evet. Önce tavuklarımızı pişireceğiz. Biraz açalım ocağımızı. Tamam. Tenceremizi birazcık kızdıralım. Çok azıcık sıvı yağ ekleyelim şöyle. Tavuğumuz var, mantarımız var ve kremamız var. Bu üçlü zaten çok lezzetli. Üçü bir araya gelince evet. muhteşem oluyor. Bir de makarnaya eklenince bu lezzet kat kat artacaktır. Bugün makarnada buluşturacağız bu lezzetleri. Evet. Şöyle artık koyabilirsin. Tamam. Şöyle bir kaşıkla çekelim. Tavuklar suyunu salacak, geri çekecek ondan sonra alacağız. Salacak ve geri çekecek. Evet. Bu arada ne var orada? Ne kadar tavuğumuz var? Burada bir tane göğüs var. Kemiksiz, kuşbaşı doğranmış. Kemiksiz, kuşbaşı doğranmış bir adet tavuk göğsümüz var. Ardından hangi malzemeler girecek içerisine? Sonra wok tavanın içinde mantarlarımı ve domateslerimi soteleyeceğim. Ardından tavukları alacağım içine ve kremasını ekleyeceğim. Makarnayla karıştıracağız bu kadar. En son makarnayla evet. buluşturacağız. Hepsi bu kadar oldukça kolay. Hiç zor değil. Yani çocuk oyuncağı denecek evet. kadar basit, kolay, lezzetli yemekler. Şöyle son 2-3 tanemizi bir pişirelim, alalım. Hemen wok tavamızı da buraya koyup geriye kalan mantarlarımızı sotelemeye başlayalım. Şöyle koyalım. Renkleri de oldukça güzel oldu. Evet. Peki ailede var mı aşçı? Ailede var. Baba tarafımda da var. Teyzelerim de çok güzel yemek yapıyorlar. Aslında benim ilham kaynaklarım da teyzelerim daha doğrusu. Teyzeler? Onlar nasıl yani çalışıyorlar mı yoksa yok. Evde mi güzel yemek evde. Yapıyorlar? Evde yapıyorlar. Babaannem de benim aşçıydı. Köy aşçılarından mı yoksa biliyorsun bazı köylerde de vardır böyle düğünlerde falan gidenler ya da sizinki de bildiğin normal restoranlarda çalışan aşçı mıydı babaannem? Yok, bir bayanın yanında çalışıyormuş. Onun yemeklerini yapıyormuş. Hani restoranda falan çalışmamış ama bayağı güzel yemek yapardı babaannem. Babaanneler, bu arada sevgili izleyicilerimiz artık çok fazla bizimle aileler olarak dağılsak da yaşamasalar da gerçekten
torunlarına her zaman örnekler ve çok iyi öğreticiler. Bir de o tarafı var. Ve annelerin izin vermediği yerlerde daha çok babaanneler devreye girer. Ve babaanneler önceliği alıp torunlarına hiç kıyamadıkları için genellikle ilgiyi onlar gösterir. Şöyle. Evet, kaldıralım yanımızı. Şimdi wok tavamızı koyalım. Bir miktar hemen yağımızı değiştirelim. Şöyle, hatta fırça yardımıyla birçok her tarafını şöyle yağlıyoruz wok tavamızın. Evet. Yağımızı güzelce kızdırdıktan sonra ne yapacağız? Hemen mantarlarımızı ekleyeceğiz. Önce kısacık bir reklam arasının ardından tekrar sizlerleyiz. Geldiğiniz sevgili izleyicilerimiz, kısacık bir reklam arasının ardından yemek çıtırtılarıyla birlikte sizlerleyiz. Mantarlarımızı oldukça güzel bir şekilde soteledik. İçerisine yine çeri domateslerimizin hepsini koyduk. Daha sonra bir kısmını çok fazla kızartmadan ayırdık. Üzerine onları dekorda kullanacağız. Şimdi çok güzel bir şekilde de aynen ne oldu? Bizim tavuklarımız pişti. Tavuklarımızı artık alabiliyor muyuz? Şöyle bir buluşturalım. Evet, buluşturalım. Evet, tavuklar, mantar ve çeri domates. Üçlüyü buluşturduk. Şimdi ustamıza teslim. Buyurun. Kremamızı da ilave ediyorum. Evet, çiğ krema. Marketlerde bulunuyor. Bir paket çiğ kremamızı içerisine ekledik. Tuzumuzu da bu aşamada ekleyelim mi şöyle bir Evet, miktar. Karabiberimizi de ekleyebiliriz. Tuz, biraz karabiber. Buna biberiye de çok yakışıyor. Bulabilirseniz. Biberiyemiz olacaktı. Şöyle bir bakalım. Tamam. Şu an ben bulamadım. Tam sorun değil. Hani olursa şimdi iyi olur. Başka ne ekleyelim? Şimdi makarnamızı ekleyebiliriz. Şimdi bu aşamada. Evet. Artık makarnamızı şöyle bir getirelim. Direkt pişirmiş olduğumuz tavuk, mantar ve kremalı sosa güzelce yedirelim. Karıştırıyorum bu arada. Aha, evet. Muhteşem bir koku oldu. Buyurunuz ustam. Ezgi Hanım'ın ellerinden bugün mantarlı, tavuklu, domatesli ve güzel krema soslu bir makarna elde ettik. Görüntüsü bile muhteşem. Evet. Kokusu iştah açıyor. Görüntüsü gerçekten böyle tabiri caizse seyredilesi oldu. Yeterli midir? Ocağımızı söndürelim. Sosunu çektikten sonra alabiliriz. Biraz daha çeksin mi şöyle? Yok, çekti. Tamam. Alabiliriz. Kapatalım. Evet, aldık. Hemen servis tabağımıza mı alalım? Evet, servis tabağımıza alacağız. Şöyle tabağımızı da verelim. Deminki maşayı alabilir miyim? Tabii ki demir bir maşamız vardı burada. Emaneten hemen diğer makarnamıza gitmiş. Kaçamak yapmış. Bir taraftan tavamızı ocağımızın üzerine koyduk. Neden? Çünkü orada güzel bir karamel hazırlayacağız. Şekerimizden oluşan bir su bardağı şekerimiz var. Direkt koyuyorum ben. Yavaş yavaş başlasın oluşmaya. Karamel haline gelecek. Şöyle şekerimizi koyuyoruz. Evde karamel yapımı. İşte bu kadar kolay. Aynı zamanda şimdi tenceremizi aldım. Sütümüzü bırakıyorum. 1 litre sütün hepsini mi bırakalım? Evet, hepsini. Şöyle 1 litre sütün hepsini bıraktık tenceremizin içerisine. Ardından unumuzu ekliyorum. 2 kahve fincanı un. Bildiğiniz Türk kahvesi fincanı unumuzu koyduk. Yine 1,5 kahve fincanı
toz şekerimizi de içerisine ilave ediyorum. Hazır mı makarnamız? Makarnamız hazır. Evet, şimdi çapatayı ile karıştırmaya başlayayım. Bu arada karamelimiz de olmaya başladı. Şöyle spatula vereyim, bir bakalım ona da izleyeceğim. Şöyle bir güzel karıştırırız. Hemen rengini evet. almış. Evet. Peki margarini hangi aşamada koyacağız? Margarini en son kaynadıktan sonra ekleyebiliriz. Ocaktan indirmeye yakın kaynadıktan evet. sonra içerisine 125 gram margarin ekleyeceğiz ve böylelikle güzel bir muhallebi oluşturuyoruz. Bu muhallebi ve karamel ne için? Kup yapacağız, karamelli kup. Karamelli kup evet. için sevgili izleyicimiz. Bu hazırlıkların devamında karamelli kup bizimle olacak inşallah. Şekerimizi hiç yağ koymadığımız güzel bir teflon tavanın içerisine koyduk. Evet. Altını açtık ocağımızın ve eritiyoruz. Eritirken bakın oldukça güzel karamel halini alıyor. Şöyle kuplarımız da hazır. Hı hı. Şu kuplarımızı dolduracağız inşallah. Bu kuplarımızın içerisine bu arada bisküvilerimiz var. Biliyorsunuz ki içerisi kremalı bisküviler marketlerde bulunuyor. Hı hı. Yine bu bisküvilerden de bugün yardım alacağız. Kuplarımızın içerisinde o bisküviler de yerini alacak sevgili izleyicilerimiz. Oldu mu karamelimiz? Birazcık daha var. İyicenin şeker erimesi lazım. Tamamıyla artık şeker görüntüsünden kurtulmamız mı evet. gerekiyor? Ama bir anda da yanabiliyor. Onun için dikkatli olmak lazım. O zaman gözünüzü üzerinden ayırmayın sevgili evet, izleyicilerim. Evet, başından ayırmamak lazım. Biraz dikkatli bir şekilde hem karıştırıyoruz bakın bir taraftan. Hiç böyle bırakayım ayrılayım demeyin kesinlikle. Çünkü şeker çabuk yanıyor ve hoş da bir koku olmuyor. O karamel kokusundan sonra yanık kokusu hiç de güzel evet. gelmeyebiliyor. Dolayısıyla tatlımızı yaparken biraz sabır rica ediyoruz. Muhallebimizi de yine bu şekilde karıştırarak pişirmeye devam edeceğiz. Peki bu muhallebimizi de pişirirken sebze güzelce bir köfte yapmıştık. Evet. Mücver tadında. Köftemizin sosunu da hazırlamıştık sevgili izleyicimiz. Domates ve yine kapya biberlerden evet. oluşan güzel bir sosumuz vardı. Onu da yine Ezgi hocamızın, bizim genç aşçımızın evde hazırlamış olduğu hamburger ekmeklerinin içerisine dolduracağız. Peki bu ekmekleri nasıl yaptın? Kendim mayalandırarak makinede yoğurdum. Pişirdim o kadar. Aslında basit bir şey, evde yapmayı çok büyütüyoruz ama yapabiliriz yani. Kolay mı? Kolay. Ne var peki hamurunda? Hamurunda sadece maya var, su ve un. O kadar. Aha, tuz ve biraz da şeker var. Artık kapatalım mı? Ne dersin? Karamelimiz evet. oldu gibi aha, sanki. Oldu, evet. Şöyle kapattık ocağımızı. Onu biraz geri çekelim Ezgi. Çünkü bizim ocağımız hemen soğumuyor. O aşamada yanmasın. Aman dikkat edelim. Evet. Yakmayalım. Çok güzel karamel kokusu ve kendisi oluştu. Şimdi muhallebimizi de kaynatıyoruz. O zaman sandviçlerimizi de hazırlayalım. Tamam. Hemen onun da bir sunumunu gösterelim sevgili izleyicilerimize. Bunun içine isteğe göre labne peyniri de koyulabilir. Ben böyle tercih ediyorum. Oldukça güzel mayalanmış ekmek bu arada. Göz evet. göz olmuş içi. Oldukça hoş görünüyor. Eskiden hep evlerde yapılırdı ekmek. Oldukça doğal. Herkesin evinde mutlaka fırın ya da soba vardı. Sobanın da fırınında mutlaka ekmekler pişerdi. Öyle ki her memleketin, her köyün ekmeği kendine göre değişiklik gösterirdi. Özlüyoruz artık. O ekmeklerin de lezzetini evet. özlüyoruz. Ne koyduk şu an? Roka koydum ben birazcık. Hı hı. Ve köftelerimi şimdi yerleştireceğim. Sebzelerden oluşan muhteşem bir köfte oldu. Bu arada yavaş yavaş bizim hazırlamış olduğumuz muhallebimiz de kıvamını almaya başladı. Hafif bir koyulaşma seziyorum. Şöyle karıştırırken. Peki vanilya eklesek olur muydu buna? Evet ekleyeceğiz ama en son ekleyeceğiz kokusu kalması için.
Kokusu kalması için evet. En son aşamada vanilyamızı ekleyeceğiz. Tamam, şöyle kaplarımızı alalım. Artık kısıyorum. Kısık ayarda biraz daha kaynasın. Şöyle bir bakar mısın Ezgi, nasıl olmuş? Kıvamı olmuş mu? Evet, çok az kaldı. Yani bir iki dakika daha kaynatıp alabiliriz. Tamam, o zaman şu kısık ayarda birazcık o kaynasın. Ben o arada vanilya getireyim. Bir paket vanilyamız hazır. Evet. Tam indirince mi ekleyelim? Ama kapatabiliriz. Tamamdır kıvamı. Tamam, şöyle kapattık. Ekleyebiliriz vanilyamız. Şimdi vanilyamızı ekliyoruz şöyle bir güzel karıştırırken. Margarinimizi artık bu aşamada ekleyeceğiz. Onu da alalım. Şöyle. 125 gram kadar yeterli. 125 gram margarinimiz de yine aynı şekilde ekledik sevgili izleyicilerimiz içerisine muhallebimizin. Bu arada tereyağı kullansak olur mu? Olur ama rengi değişmesin diye, ama beyaz tereyağlardan olursa tabii daha sağlıklı. Mutlaka tereyağı kullanabilirsiniz. Eğer görüntü konusunda bir titizliğiniz ve takıntınız söz konusu değilse sevgili hanımlar, içerisinde herhangi bir şekilde ben bir renk değişimi istemiyorum diyorsanız margarin kullanabilirsiniz ya da beyaz tereyağı kullanabilirsiniz. Ya da renk takıntınız yoksa, evinizde tereyağınız da varsa rahatlıkla kullanabilirsiniz. Oldukça güzel oldu. Evet. Kaldıralım mı artık? Kaldırabiliriz. Kuplarımızı doldurmaya devam edelim. Evet. Neleri koyuyoruz şimdi öncelikle? Bisküvilerimi parçaladım birazcık. Onun kuplarımı alıyorum. Evet, karamelimiz de bu arada sevgili izleyicilerimiz oldu ki dondu. Yetiştiremediniz. Ne yapacaksınız? Hemen ocağınızın altını birazcık daha açacaksınız. Üzerine geri bırakın. Hemen yine aynı eski şeklini alacaktır. Korkmayın sakın. İşte karameli yetiştiremedim, aman dondu, ne yapacağım, ne diyeceğim telaşına hiç düşmeyin. Sadece ocağınızın üzerine biraz daha bekletmeniz eski halini almaya yeterli olacaktır. Ama mutlaka dikkat edin, yakmayın. Evet, evet. Şimdi bisküvilerimi koydum. Şimdi muhallebim bisküviler. Evet, şöyle şeklini birazcık göstereyim, hemen siz anlayacaksınız. Ben biliyorum sevgili izleyicimiz, ben onu görmüştüm diyeceksiniz. Muhallebiyi koyuyoruz. Evet. Ama şimdi bu dolaba da girince muhteşem olur. Serin serin yaz aylarında. Hafif sütlü bir tatlı olacak aynı zamanda. Evet. Şöyle bir rulomuza silerim. Peçetemize. Karameli üzerine mi dökeceğiz? Karameli en üstüne dökeceğiz. Evet. O zaman sana ben şöyle bir peçete vereyim. Sıcak ellerini yakma Ezgi. Tamam. Gel bakalım. Ben de o aşamada diğer kupumuzu doldurayım. Bir yer değişimi yapalım. Seni tamam. Oraya alalım. Şöyle kupumuz ellerini yakmasın. Ve bu kuplarda yemek çocukların da büyüklerinin de çok hoşuna gidiyor. Evet. Oldukça rahat. Hem sunumu kolay, hem de alın şöyle elinize geçin. Ya televizyonunuzun karşısına ya da balkona serin havaya rahat bir şekilde tüketin. Oldukça güzel oluyor. Evet. Bolca doldurduk. Muhallebisinin hazırlanışı da oldukça kolay, pratik, hiç zor değil. Ve üzerine de en son karamelimizi dökünce oldukça güzel bir görüntü elde ettiğimiz karamelli kuplarımız bu şekilde hazırlandı. Çıtır çıtır görünüyor üstünden. Bir de donunca, dolaba koyunca çok daha lezzetli olacaktır. Üzerinde şeker tadı da var yine. Çocuklarınızın da, evde tatlıyı sevenlerin de bayılacağı bir lezzet oldu. Bisküvilerle de biraz dekor mu koyalım dekor şöyle? Dekor koyabiliriz. Bu bisküviler de daha sonra arasında yumuşuyor. Evet. Sanki kek koymuşsun gibi bir tat oluşuyor. Şöyle birkaç damla
bisküvi hem çikolata görünümünde hem yumuşak kek lezzetinde oldukça güzel bir tatlı oldu. Şöyle koyalım. Buna çeşitli kuru yemişler, ceviz, yer fıstığı, fındık çok yakışıyor. Onlar da kullanılabilir. Evet. İstiyorsanız üzerine yine aynı şekilde kuru yemişlerle de destek yapabilirsiniz. Ya da evinizde damla çikolatalar varsa evet, birkaç parça da ondan atabilirsiniz. Sevgili izleyicilerimiz, biz bugün bir Ezgi Hanım'la birlikte, genç ustamızla birlikte, ödüllü ustamızla beraber oldukça pratik, lezzetli ve bir o kadar da yapımı kolay lezzetlerimizi hazırladık. Tam yaz aylarına uygun birbirinden güzel tarifler. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık Ezgi'cim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Başarıların daim olsun inşallah. Amin, teşekkür nice ederim. Nice ödüllere diyoruz. İnşallah. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz, hafta içi her gün Akit TV ekranlarında sizlerle buluşmak üzere. Ne yapıyoruz? Tabii ki sabırsızlıkla bekliyoruz. Bizi sosyal medya adreslerimizden de takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşça kalın.